etimizi slice doğrama yapacağız. İnce bir şekilde doğrayacağız. Etimizi öncelikle yaprak dilimliyorum kalın olarak ve onları da ince ince doğrayarak pişirmek için ön marinasyona hazır hale getireceğim etlerimi. Bakın bu şekilde de slice yaparak etleri hazır hale getirebilirsiniz. Şimdi marinasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Bunun için biraz nişasta kullanacağız. Hafif bir koyuluk vermek için. Ve biraz da uzak doğu soslarından çili kullanacağız. İstiridye ve biraz da soya sos kullanacağız. Bir miktar çili koyuyorum hafif acılık vermesi için. Ve az miktarda da istiridye sos kullanacağım. Bununla da lezzetini biraz daha yoğunlaştırmış olacağız. Ve tabii ki de soya sos özellikle olmazsa olmazı bu tarifimizin. Ve bir miktar da şimdi nişasta koyacağım ki koyuluğunu sağlayalım ve çıtır çıtır pişmesini sağlayalım. Dilerseniz yumurta da ilave edebilirsiniz. Biraz daha çıtır olabilmesi için yumurta akını kullanabilirsiniz. Bir tane de yumurta kullanalım. Yumurtanın sarısını da ayırıyoruz. Dilerseniz bunu da farklı bir şey yaparken, tarif yaparken kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde güzelce karıştırıyoruz ve etimizi kenarda biraz dinlendireceğiz. Tuz kullanmıyoruz. İçerisine koymuş olduğumuz soya sos bu lezzeti verecektir. Bu şekilde güzelce karıştırdıktan sonra şimdi bunu kenara alalım ve noodle'ımızı sıcak suyla ıslatacağız şimdi. Noodle'ımızı bu şekilde yağardıktan sonra içerisinden 3 tanesini alarak kullanıyoruz. Daha önceden ısıtmış olduğumuz kaynar suyla ıslatmamız gerekiyor. Bu şekilde noodle çok daha güzel bir şekilde yumuşayacaktır. Bunu da kenara alıyoruz. Etle birlikte noodle'ı kenara koyduk. Şimdi sıra geldi sebzelerimizi hazırlamaya. Öncelikle sarımsağımızı birkaç diş çıkartıyoruz. 2 diş yeterli olacaktır. İki tarafına bastırıyoruz. Soğanımızı da aynı şekilde soyalım. Ortadan ikiye kesiyoruz. Ve iki tarafından da kestikten sonra kuru soğanımızı da kolay bir şekilde soyuyoruz. Biberlerimizi de ortadan ikiye keselim. Ve elimizde bu şekilde çekirdekli kısımlarını alarak kolaylıkla temizleyebiliriz. Sarımsağımızı çok ince bir şekilde doğruyoruz. Yaprak yaprak. Kuru soğanı da slice yapıyoruz. Bu şekilde piyazlık olarak. Yeşil biberimizi ortadan ikiye kesebiliriz veya daha uzun bir şekilde bırakabiliriz. Ve jülyen doğruyoruz. Son biberimizi de doğradıktan sonra artık pişirme kısmına geçiyoruz. Ve ilk pişirmemizi etimizle gerçekleştireceğiz. Ocağımızın altını açtıktan sonra içerisine bir miktar zeytinyağı koyuyoruz. Ve bununla birlikte de etlerimizi pişireceğiz öncelikle. Ve arkasından da wok pişirmeye geçeceğiz. Marinasyonunu yapmış olduğumuz etlerimizi elimizle süzdürerek yağın içerisine bırakacağız şimdi ve biraz yağımızın ısınmasını bekliyoruz. Evet, etlerimizi de ara ara bu şekilde çevirmemiz gerekiyor. Bu arada noodle'ımızı da karıştırıyoruz. Sıcak suyun içerisinde güzel bir şekilde yumuşadı. Birazdan onu da wok'ta pişirmeye başlayacağız. Nişasta da dışının gevrek olmasını sağladı. Pişen etlerimizi de ayrı bir tabağın içerisine çıkartıyoruz. Evet, etleri pişirdikten sonra bunu kenara alıyoruz, bu tavamızı ve wok tavamızı koyuyoruz. Tavamızın içerisine bir miktar yine yağ koyuyoruz. Ve ilk önce sarımsaklarımızı içerisine ilave edelim. Sarımsaklarımızı yağın içerisinde biraz pişirdikten sonra sıra geldi kuru soğanlarımıza ve biberlere. Önce kuru soğanları ilave ediyoruz. Harlı ateşte hızlı pişirme gerçekleştiriyoruz wok'la birlikte. Soğanlar pişerken de şimdi noodle'ımızı da süzebiliriz. Evet, şimdi de biberlerde sıra. Biberlerimizi de içerisine ekliyoruz. Kuru soğanlarla biberleri birlikte wok tavamızda hızlı bir şekilde pişiriyoruz. Sebzelerimizi yeterince soteledikten sonra wok tavamızın içerisinde şimdi noodle'ı ekliyoruz. Ve noodle'la birlikte de güzelce soteliyoruz. Bu esnada da içerisine şimdi bir miktar soya sos
ekliyoruz. Ve biraz da yine oyster sos ekliyoruz. Bu da çok güzel bir lezzet veriyor. Evet, sebzeli noodle'ımız şu anda hazır. İki alternatifli olarak sizlere sunacağım. Bir tanesi sebzeli olarak, bir tanesi de etli olarak. Etleri henüz karıştırmıyorum. Bir porsiyon noodle'ımızı sebzeli olarak bu şekilde servis edebiliriz. Ve diğer alternatifimiz de etlerimizi hazırlamıştık. Şimdi etlerimizi de bunun içerisine ekliyoruz. Ve wok'ta güzelce etlerle birlikte de salladıktan sonra şimdi bu yemeğimizi de servise sunabiliriz. Ocağımızın altını da kapatıyoruz. Ve diğer servisimizi de etli olarak hazırlıyoruz. Biraz daha etlerden üzerine koyuyorum. Daha güzel ve lezzetli görünsün diye. Küçük bir yeşil dokunuş üzerine çok güzel yakışacaktır. Özellikle yeşil soğanların da sap kısımlarını ince ince doğruyoruz. Bir parça sade olan ve bir parça da etli olan üzerine koyduktan sonra chopsticklerimizle birlikte servisimize sunuyoruz.